Bu sezon Ankara gücü Ömer Erdoğan'ı yanılmıyorsam açıklarken Mustafa Dalcı oradaydı. Bir önceki tek direktör. Onlar öyle güzel bir fotoğraf vermişlerdi. Alanya Spor'da Farioli malum evet. ailevi sebeplerle Türkiye'ye veda ederken Ersun Yalın imza töreninde oradaydı ve onlar da beraber öyle bir fotoğraf verdiler. Fikir alışverişe bulundular. Üçüncü kez olacak herhalde İhsan Derelioğlu Trabzonspor'un bir efsanesi zaten bir değeri alt tip organizasyonda yardımlarına devam edecek. Ama A takımla ilgili de bu kısa süre içinde edindiği izlenimleri, deneyimleri muhakkak ki bu elisteye aktaracaktır. Doğru olan da budur. Çünkü her kulübün bir hafızaya ihtiyacı var. Türkiye'de maalesef sportif direktörlük kurumu ölü doğdu. Halbuki çok da ihtiyacımız ihtiyacımız var sportif direktörü kurumuna. Çünkü tek direktör istikrarsızlığı çok yüksek. Türkiye'de çok sık tek direktör değişiyor. Çok yüksek türbülans var. Böyle durumda kurumun bir hafızası olması için, kulübün evet. bir hafızası olması için sportif direktör kurumuna aslında ihtiyaç vardı. Ama iki sebeple ölü doğdu. Bir bu sportif direktörden tek direktörle geçenler. Aykut Kocaman davam hikayesi. Trabzon'da Ünal Karaman'ın oldu galiba sportif direktörün tek direktörle geçiş. Sanki sportif direktör tek direktörün alternatifi gibi algılanmaya başladı. Bir tehdit gibi hissetmeye başladı tek direktörler sportif direktörü. O yüzden biraz... Hı hı. Ölü doğdu. İkincisi de tam görev tanımını yapamadık. Sportif direktörün görev alanı görev tanımı nedir? Türkiye'ye netleşmedi. Halbuki dünyada kullanılan yerlerde her yerde kullanılmıyor ama dünyada kullanılan yerlerde sportif direktörlerin kullandığı yerlerde şöyle tanımlarlar: Tek direktör bir sonraki maçı düşünürken, sportif direktör bir sonraki sezon düşünür. Tek direktör 25 tane A takım kadrosu oyuncusuyla ilgilenirken, sportif direktör tüm organizasyonla. Tüm alt yaş grubu oyuncuları bilir, hı hı. tanır, rapor alır, rapor verir. Tek direktör e, bir sezonu planlarken, içinde bulunduğu sezonu planlarken sportif direktör önündeki 3 sezonu, belki 5 sezonu planlar ve tek direktörün de ihtiyacı vardır bunu aslına bakarsa. Çünkü şimdi Nisan ayında Okan Buruk, George Sus, Şenol Güneş bir taraftan sıradaki rakibini düşünüyor, bir taraftan gelecek yıl kadrosunu. Halbuki sportif direktörün bu konuda yardımına ihtiyacı var tek direktör. Ha Trabzonspor eee İhsan Derelioğlu'ndan böyle bir destek, böyle bir yardım alır mı bilmiyorum. Nasıl bir rolü olur bu organizasyonun? Nasıl bir rolü olacak bilmiyorum ama bu vesileyle ifade etmek istedim. Yani Hı. Türkiye'de keşke Spor Futbolu Kurumu öyle doğmasaydı. Keşke daha saygın bir kurum olsaydı. Keşke Tek Direktör Alternatif olmasaydı ve kurumların böyle bir hafızası olsaydı keşke. Bakalım bundan sonraki süreçte tabii sezonu nasıl tamamlayacak Trabzonspor. Ee, muhtemelen burada birkaç gün önce de konuştuk. Beşiktaş'ın da kendi bir listesi vardır. Takımı zaten aslında çok ihtiyaç da var. var. Çünkü Trabzonspor 38 milyon Euro'luk maaş bütçesini 20 milyon Euro'lara düşürmek istiyor. Ee, birçok yıldız oyuncusu belki transfer markette değerlendirilecek. Hı hı. Maaş bütçesi düşürülmek için işte Bakasetas'ın zaten Hamšík'in kontratı bitiyor. Maxi Gomez'in, Uğurcan'ın bilmiyorum. Devam ediyor Dolayısıyla transfer'e de ihtiyacı olacak. Alttan gelen veya A takımda bulunan genç oyuncuları kullanmaya da ihtiyacı olacak. da kariyeri boyunca iyi faydalanmış genç oyunculardan ve iyi transferler yapmış gittiği takımlara. Trabzonspor'un da ihtiyacı var. Bielissa'nın bu bilgisine, görgüsüne, deneyimine ihtiyacı var.